Bilnet Şirketler Topluluğu'nun okul markası olarak yola çıkan Bilnet Bodrum Kampüsü'nün yönetimi ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıkçası 8'e. Bilnet Okulları Bodrum Kampüsü'nde son bir senedir yönetim ve eğitim sisteminde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerin ardından eğitim sistemine etkilerini anlatmak ve okul hakkında genel bilgiler aktarmak amacıyla bugün okul içerisinde bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilçede görev yapan basın mensuplarının yanı sıra okulun anaokulu ve ilköğretim okulları müdürü Sibel Dayıoğlu, Anadolu Lisesi müdürü Filiz Şen, eğitim koordinatörü Nihat Akbaş ve rehber öğretmeni Barış Aygener katıldı. Toplantıda anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lise kademeleriyle faaliyetlerine devam eden okulun 46 sınıf kapasitesi, açık kapalı spor salonları, özel dizayn edilmiş 3D, resim, seramik, müzik, maker atölyeleri, cooking odası, kütüphanesi, dans ve drama odaları, fen laboratuvarı, satranç odası ve bilgisayar laboratuvarlarıyla Bodrum'da eğitim alanında önemli bir ihtiyaca hizmet verdiği vurgulandı. Bodrum Bilnet Okulları Anaokulu ve İlköğretim Okulları Müdürü Sibel Dayıoğlu, veliler ve öğrenciler neden Bilnet okullarını tercih etmeli sorumuza şu yanıtı verdi. Anaokulundan lise sona kadar devam eden eğitim basamaklarında pek çok açıdan öğrencilerimize yaparak, yaşayarak öğreten, öğrencilerimizin öğrenme stilini önemseyen, onların kariyer basamaklarında daha farklı alanlara, aslında hayata hazırlamak için sosyal imkanlarımızın, eğitim programımızın çok yeterli olduğunu düşünüyoruz. Disiplinli, akademik başarı hedefli, bir yabancı dili uluslararası standartlarda sertifika programlarıyla destekleyen, başarılar elde eden, ikinci yabancı dili yine aynı programla veren bir kurum olarak yereldeki okullar, tabii bizim hani okullardan bahsetmek çok da doğru olmaz. Biz kendimiz ne yapıyoruz onu anlatıyoruz. Beklentileri bizim hedeflerimize uyan velilerimiz de bizimle birlikte oluyorlar. Peki. Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen ise şunları söyledi. Olmazsa olmaz, tabii ki derslerimizi yapıyoruz. Düzenli konu kavrama sınavları yapıyoruz. Hocamın da bahsettiği gibi deneme sınavları, tarama sınavları yapıyoruz. Ama sınavı yapmış olmak bir yere kadar. Sonrasındaki takibi, öğrencinin bireysel akademik takibi son derece önemli. Yani eksik kazanımları neler? Biz bu eksik kazanımları tamamlamak için neler yapmalıyız? Bunun için takviye dersler, etütler. Ha bir de şu da var tabii ki. Hani bu takviyeler ya da etütler sadece belli bir çizginin altında, başarısı çizginin altında kalan öğrenciler için planlanmıyor, tasarlanmıyor burada. Rehber öğretmeni Barış Aygener ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 21. yüzyılın gerçeği üzerinde durdu Filiz Hocam. 21. yüzyılın bir gerçeği var. Çocuklar bizler çok ilerideler gerçekten. Bu internet teknolojisinin girmesi, yazılım mühendisliği gibi alanların, robotik mühendisliği gibi alanların, yenilikçi alanların girmesiyle beraber artık kariyer planlamaları daha önceki kariyer planlamaları alt üst oldu. Dolayısıyla biz burada 21. yüzyılın bu kariyer planlamalarını ona uygun bir kariyer planlaması yapmaya gayret ediyoruz ve çocukları doğru meslek alanlarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu çok kıymetli çünkü Türkiye'ye bir yazarımız öyle söylemişti. Kaybedilmiş çocuklar deposudur demişti. Buna da ben meslek hayatım boyunca hep şahit oldum. İçimi tir tir titreten bir şeydi bu. Son günlerde, son anlarda belirlenen üniversite tercihleriyle birçok insan mesleklerini yapıyorlar. Ama biz burada uzun dönemli bir şekilde izleyerek çocukları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeye gayret ediyoruz.